Bugün Dünya Tütünsüz Günü, sigara, nargile ve bu tür tütün mamullerinin içilmesi ve buna bağlı hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor. Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının önder isimlerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl, açık kapalı mekan tanımı uygulaması kalksın önerisi getirdi. Sadece kapalı alanlarda değil, açık alanlarda da sigaraya yasak gelsin dedi. Günde yaklaşık 300 kişi ülkemizde sigara nedeniyle beklenenden erken ölüyor. Dünyada insanoğluna bu kadar zarar veren başka hiçbir ürün olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Erdöl, sigara başta olmak üzere tütün mamulleriyle mücadele eden, hatta bu konuda getirilen yasaklarla ilgili önemli adımlar atılmasını sağlayan isimlerden biri. Bir kez daha bir de Dünya Tütünsüz Günü'nde uyarılarını yineledi. Sigara kadar diğer tütün mamullerinin de zararına dikkat çekti. Elektronik sigarada da, nargilede de, diğer klasik sigaralarda da kaybeden insan oldu. Nargile kullananlarda trafik kazasına karışma oranı %17 civarında. Erdöl, tütünle mücadelede yasak kapsamına giren mekanlarla ilgili de çok konuşulacak bir öneriyi gündeme getirdi. Açık kapalı mekan tanımından vazgeçilmeli dedi. Kanunlarımıza göre açılır kapanır olan yerler kapalı alandır. Kapalı alan olarak gereği yapılmalıdır. Oralarda insanlarımız açılır kapanır mekanlarda çocuklarıyla gidip ne yemek yiyebiliyorlar ne çay içebiliyorlar. Buralar kapalı alan işlemi görmelidir. Erdöl bu konuda kanun değil uygulamanın sıkıntılı olduğuna işaret etti. Bizim esas sıkıntımız aslında kanundan ziyade uygulamada. Bu uygulamayı da mülki amirlerimizin çok sıkı bir şekilde ele alıp bu uygulamayı başarmaları, yaptırmaları, yaptırım uygulamaları gerekiyor. Böylece günün sonunda ilk bölümü noktalayacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden ayrıntılarla tekrar birlikte olacağız.